Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlginç maç olacak. Yani Konya Spor'un zaten geldiği seviye ortada. Galatasaray'ın yakaladığı bir ivme var. Çok net bir ivme var. Haliyle gol yemeyen bir takım. Gol atmaya çok namzet oyunculara sahip bir ekip. Domine etmeyi seven bir takım. İlginç bir karşılaşma bizleri bekliyor Ceylan. Muhtemel 11'ler de var bu arada. Ekrana getirelim istersen. Evet yani Kadroya baktığımızda abi gözlerim ikardayı de arıyor biliyor musun? Gomis'e saygısızlık olmasın. Ya bir şey söyleyeyim mi yalnız? Gomis şu an bir santrafor nasıl olmalı? Gomis'e bir rekabet mi lazımdı? Ne lazımdı? Herkese. Ya da tercih edilmediğini hissetti ve o mu bir etken oldu? Sana soru. Bana soru. Soruyorum. Ben cümle yarım kalmasın diye ekledim. İki tane görüş var. Genelde yorumlarda işte deniyor ki rekabet yükseltir. Mesela Cem abi de her gün söylüyor. Bazı yorumlarda da rekabet yok eder ya da aşağı çeker. İki tane görüş var. Nasıl bakıyorsun bu rekabet işine? O yani kişinin karakterine göre değişir. Kimini rekabet yükseltir, kimini de tam tersi düşürür o. Aynı fikirdeyim. İşiyle alakalı. Ben de burada hem anlıyorum iki yorumu da ama seninle %100 aynı fikirdeyim. Elinizdeki personele göre bu hamleyi yapmalısınız. Mesela rekabeti hiç sevmeyenler vardır. Rekabete ihtiyaç duyanlar da olabilir. Bazen o ivmelenmeye bir şekilde gerek duyan çalışanlar olur. Bütün sektörler için söylüyorum. Mesela rekabeti anlamsız bulanlar da vardır. Yani bak bu da bir başka seçenek. İki seçeneğin dışında. Böyle bir şey yapıyorsanız ben uğraşmam ya. Ben öderim mesela. Yani çok manasız gelir bana. Ama herkes demez onu. O başka bir bakış açısı. Ama diğer taraf elinizdeki personele göre bu kararı vermelisiniz. Çünkü iyidir adam ya da işte elinizdeki personel. Ama böyle bir rekabete sokmak isterseniz aşağıda çekilebilir. Burada bence bazı oyuncular Kerem rekabetle beraber şimdi bir kendini yukarı attı. Ben Yunus'un daha yukarı atmasını bekliyordum. Bence Kerem atmış durumda. Bakalım daha 7. hafta. Bence Galatasaray'ın oyunu yükseliyor. Çok net yükseliyor. Ee... Okan Hoca'nın oyunu da öyle. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Yıldız futbolcu Terim belgeselini izlerken paylaşım yaptı. Netflix bugün artık sonunda Fatih Terim belgesini yayınlayarak tüm Galatasaraylıları mutlu etti. Aylardır beklenen terim belgeseli Galatasaraylı taraftarlara buluşmuş oldu. Belgesel çıktı. Fakat sosyal medyada birçok Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar Netflix etiketleyerek terim belgeseli yayınlayarak kötü yaptınız. Artık Netflix, Netflix yok diyerek tüm Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarları Netflix aboneliklerini iptal etmeye çağırdılar. Tabii bir faydası olur mu dersiniz? hayır tabii ki. Ateş olsanız cürüm kadar yer yakarsınız. Ata sözü tam da bu anlar için kullanılmış bence. Tüm dünyada yayına giren terim belgeselini birçok taraftar ve futbolcu ekran başında takip etti. Galatasaray'ın sol beki Patrick Van Anholt da bugün belgeseli izlerken fotoğraf çekerek paylaşım yaptı ve Fatih Terim'e etiketledi. Eski futbolcumuz Felipe Melo da terim belgesini izlerken fotoğraf paylaştı. Netflix. Ayrıca bugün Türkiye'nin rekorunun kırıldığını ve Türk yapımlar içerisinde bu kadar kısa sürede en fazla izleyici kitlesini yakalayan ilk yapım olduğunu açıkladı. Fatih Terim'in gençlik yıllarından bu zamana kadar yaşanılan tüm olayları, başarıları ve bilinmeyen dahi her şeyi anlatan bu belgeseli izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira da transfer sürecini anlattı. Galatasaray'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı ön oyuncusu Lucas Torreira sarı kırmızılı takıma geliş sürecini açıkladı. Sarı kırmızılı takıma geliş süreci, geleceği ve takımdaki hedefler hakkında konuştu. Cimbom'un 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Muslera'nın takıma gelişindeki önemli bir rol olduğunu belirtti. Muslera çok büyük gördüm ve harika bir insan. Muslera ile aynı milli takımda oynamak büyük bir onurdu benim için. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Diğer taraftar da saygı diyor Mustera'ya. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Mustera buraya gelmem de bana çok yardımcı oldu. Projeyi burada neler yapmak istiyoruz onu anlattı. Burada büyük bir proje var. Bu projenin parçası olmak için buraya geldim. Erdem Bey ve Başkan ile konuştuk. Herkes bana çok yardımcı oldu. Kasımpaşa maçında sonuçtan ziyade takım ruhunu göstermemiz çok önemliydi. Kale, defans, orta saha, hücum hattı, yedekler. Herkes bir takım ruhu gösterdi. Hocanın istediklerini yavaş yavaş yapmaya başladık. Sağ içinde üçgenler yaratıyoruz. Konya spor maçı çok önemli. Taraftarımızın desteğini kazanmamız lazım. Onların desteğiyle çok daha iyi oynuyoruz. Milyardan önceki son maçımız. Kazanmamız durumunda liderliğe yükselebiliriz. Sezon önce çok zamanım olmadı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile. Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım. Neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Ben takımı tanıyorum. Takım da beni tanıyor. Şimdilik Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Burada 4 yıllık bir kontratım var. Gelecekte neler olacağını bilmem. Ancak şu anda tek düşüneceğim Galatasaray'da kalmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Açıklamasını yaptı. Galatasaray'da İspanya'yı salladı. İspanyol basını Galatasaray'ın Yıldızlar Topluluğu kadrosunu manşete taşıdı. İspanyol Sports gazetesi yerli ve yabancı transferlerle şaşırttı yetenekli, ilginç bir takım. Hedef 2000'li yıllardaki UEFA Kupası başarısını ve şampiyonlukları tekrarlamak yorumunu yaptı. İspanyol yıldız Joan Mata'nın fotoğraflarının yer aldığı haberde Galatasaray'ın önemli transferlere imza attığını hatırlattı. Sarı Kırmızı'nın yeni kadrosunun Avrupa'da uzun yıllar oynamış tecrübeli isimlerden oluştuğu belirtilen haberde şu görüşlere yer verildi. Türk takımı önemli oyuncularla dolu bir ekip kurdu. Diğer yıldızların yanına Icardi, Torreira, Juan Mata ve Mertens eklediler. Okan Buruk'un Galatasaray'ı bu yaz pazarında yerli ve yabancı transferleriyle şaşırttı. Avrupa futbolunda uzun bir geçmişe sahip oyuncuların gelmesi yetenekli, ilginç ve meraklı bir takım kurmasını sağladı. Geçen son Avrupa Ligi'nde elenen Türkler Icardi, Torreira, Juan Mata ve Mertens gibi isimlerle yeniden çıkış arıyor. Türk takımı yaz döneminde toplam 14 oyuncuya imza attırdı. Okanbur'un onayıyla özellikle yoğun bir pazarda net bir hedefe yöneldiler. Lig şampiyonluğu mücadelesine dönmek ve 2000 yılında UEFA'yı kazanan takım yeniden yakalanmak isteniyor. Ayrıca Türkiye Kupası'nı yeniden kazanmak ve şampiyonluklara geri dönmek niyetindeler. Bu da onların büyük yatırımlara dönmesine neden oldu açıklamasına yer verildi. Hames Rodriguez'in de yeni takımı Olympiakos. Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da Hames Rodriguez'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Kolombiyalı Yıldız'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi. Yunanistan temsilcisi Olympiakos 31 yaşındaki Yıldız ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Hames Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı. Omar'dan Galatasaray açıklaması bana kalacaksın demişlerdi. Galatasaray'ın transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sözleşmesini feshettiği Omar, Norveç basının açıklamalarda bulundu. Şu anda takımıyla fit kalmak için idmanlara çıkan Omar şu ifadeleri kullandı: "Sezon öncesi kulüp ve koçla konuştum ve birkaç teklif olduğunu söyledim. Ancak sözleşmem vardı ve ne düşündüklerini sordum. Konuşma hiçbir yere gitmiyorsun, burada olacaksın dediler. Sonra menajerime burada kalacağımı söyledim. Bir yılım vardı. Transfer kapanmadan 4-5 gün önce yeni müdür geldi ve bir kulüp bulmam gerektiğini söyledi." Omar ayrıca röportajında AYK ve Dinamo Moskova takımlarının tekliflerini geri çevirdiğini söyledi. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.